Bir gün 24 saat kanalına hoş geldiniz. Sizler için Türkiye'nin en çok sevilen köşe yazarlarının yazılarını seslendiriyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kurtuluştayız. Millete karşı Millet İttifakı. Partilerin 24 Haziran seçimlerinde kurduğu ittifaklar yerel seçime de taşınıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayacağını ve buralarda AK Parti adaylarını destekleyeceğini açıklayarak Cumhur İttifakı'nı canlandıran önemli bir adım attı. Bahçeli bu kararın hiçbir şekilde AK Parti ile alver pazarlığı ile alınmadığının altını çizdi. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise partinin yerel seçimlerde iki belediye başkanı adaylarını açıkladığı Haliç Kongre Merkezi'nde programda Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek Cumhur İttifakı'na bağlılığımızı buradan tekrar beyan ediyoruz dedi. Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nı gelecek dönemde de sürdüreceklerini vurgulaması ayrıca önemliydi. Şüphesiz Cumhur İttifakı'nın yeniden gündeme gelmesinde ana muhalefet partisi CHP'nin başını çektiği, Millet İttifakı'nın yerel seçimlerde yeniden işbirliğine gitme kararı da etkili oldu. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve HDP'nin oluşturduğu FETÖ ve PKK'nın dışarıdan destek verdiği Millet İttifakı aslında adının tam tersine millete karşı kurulan bir ittifak. Bu partiler 31 Mart yerel seçimlerinde de 24 Haziran'da olduğu gibi yine birlikte hareket edecekler. Millet İttifakı'nın oluşma tarihi aslında 7 Haziran seçimlerine kadar uzanıyor. 7 Haziran akşamı Devlet Bahçeli'yi ikna edemeyince MHP'yi bölmeye giriştiler. Meral Akşener'in öncülüğünde İyi Parti'nin kurulmasının ve MHP'yi bölme girişimlerinin arkasında 7 Haziran akşamı ortaya çıkan seçim sonuçları vardır. Türkiye'yi yeniden karanlık dönemlere sürükleyebilmek için muhalefet MHP'nin desteğine ihtiyaç duydu. Fakat Bahçeli'yi bu kirli oyuna dahil edemeyince de Meral Akşener'i siyasi bir figür olarak siyaset sahnesine sürdü. Millet İttifakı'nın bugün görünen kamuoyu önünde cereyan eden kısmı ile kapalı kapılar ardında gizlice yürütülen ve milletin saklanan iki ayrı boyutu var. 24 Haziran'da olduğu gibi CHP, perde arkasında HDP ile yan yana gelecek bu işbirliğini yürütüyor. Bu ittifakın koordinatör görevini Kemal Kılıçdaroğlu üstlenmiş durumda. Kemal Kılıçdaroğlu ve Tuncay Özkan, HDP'li Ahmet Türk ve Celal Doğan ile kapsamlı görüşmeler yaparak 31 Mart'ın yol haritasını oluşturdu. İyi Parti ve Saadet Partisi ile yapılan görüşmeler ise kamuoyu önünde yapılıyor. Yasal bir sakınca olmasa da bu ittifak ahlaki olmayan ve gayrimeşru bir ittifaktır. Türkiye'nin siyasi birliğine, bütünlüğüne kasteden terör örgütü FETÖ ve PKK da bu ittifakı dışarıdan ve içeriden desteklemektedir. İşin bu kısmını her ne kadar gözlerden kaçırmaya çalışsalar da millet, CHP, İyi Parti, Saadet Parti ve HDP ittifakının millete karşı bir ittifak olduğunun bilincinde. PKK, FETÖ ve HDP'nin tam göbeğinde olduğu bir ittifaktan millete hayır gelmesini beklemek fazlasıyla saflık olur. 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart yerel seçimlerinde de millet bu ittifakın kendinden